Sayın Düker günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ebru, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz Sayın Düker. Tüm bülten boyunca neredeyse zamlara gelen tepkilerin haberlerini verdik. Gerçekten artık isyan boyutunda, insanlar sokaklara dökülüyor ya da evlerinden tepki gösteriyor. Özellikle de elektrik faturasına gösterilen tepkiler var. Çünkü elektrik faturaları bu ay önceki aydan iki kat fazla şekilde geldi. İki kat arttığını gördü yurttaşta faturalara bakınca. Nereye doğru gidiyoruz? Her ilden bir protesto görüntüsü geliyor ve zamlar da durdurak bilmiyor. Evet, bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete. Yani öyle bir atasözümüz var bildiğin gibi. Her bültende zam haberi verdik diyorsun. Çünkü mecburen hayatın gerçeklerini anlatmak bizim görevimiz gazeteci olarak, kurum olarak. Hayatın gerçeği de maalesef şu aradaki gerçeği de gelen zamlar. Her Allah'ın günü her ürüne zam geliyor. İşte daha dün akşam mazota 80 kuruş zam geldi. Hani kuruş kuruş diyoruz ama baktığın zaman 4 ay önce 8 liraydı mazot. Bugün yani küsuratların bir önemi yok, 8 lira civarındaydı. Bugün geldi 16 liraya dayandı. %100 zam gelmiş. Bu koşullarda biz zam haberi vermeyeceğiz de neyi vereceğiz ki? Yani kafamızı kuma mı gömeceğiz? Elbette bu haberleri vereceğiz. Bu haberleri vermeyen var. Biz onlara yandaş medya diyoruz, havuz medyası diyoruz falan. Onlar zaten vermiyorlar. Isparta'daki elektrik kesintisini vermediler 4 gün boyunca ama bakanın oraya gittiği haberini verdiler. Bakan niye gittiği haberi yok oysa ki. Yani ama orada olduğuna ilişkin bilgiyi paylaştılar sadece. Dolayısıyla biz bunu vereceğiz. Çünkü bu zamları iktidar yapıyor. Her gün yapıyor. Bunun dışında elektrik faturaları dedin, zamları dedin. Sayın İbrahim Kalın bir müjde verdi hepimize. Sayın Cumhurbaşkanı talimat vermiş ve fiyatlarda bir ayarlama yapılacakmış zamlarda. Önce tarifede bir ayarlama yapmışlardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla. Şimdi fiyatlarda bir ayarlama yapacaklar. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla. İnsan soruyor tabii ki. Yani indirimler, müjdeler Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla geliyor da bu zamlar kimin talimatıyla geliyor? Biz mi veriyoruz bu talimatı? Ya da millet kafasına göre mi yapıyor? Hayır, yok. Yine Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla o zamlar veriliyor ama öyle bir perdeleme var. Böyle bir örtü seriliyor. Zamların sorumlusunun iktidar ve iktidarın genel başkanı olduğu bir biçimde saklanmaya çalışılıyor. Müjde kısmı ona, geri kalan kısım faili meçhul. Yani bu zamları kim yaptı diye sorduğunuz zaman gerçekten faili meçhul. Kimse üstlenmiyor. Şimdi bütün bunların tamamı bir algı çalışması elbette. Ne yaparsanız yapın, nasıl indirim yaparsanız yapın. Peki yaptığınız indirim, aldık kabul ettik, tamam. Bu ödenmiş faturalar ne olacak? Yani bunlar ne olacak? Şimdi bizi ölümü gösterip sıtmaya razı mı etmiş olacaksınız? Bu faturaları ödediğimiz bu zamlı faturaları ne yapacaksınız? İade edecek misiniz bize? Elektrik şirketleri ne yapacak? Şimdi soru bu. Madem bir haksızlık yapıldığını düşünüyorsunuz, madem bu fiyatların zammın bir fahiş bedel olduğunu düşünüyorsunuz ve bunu düşündüğünüz için de bir indirime gidiyorsunuz, o zaman bu faturaların bedelini de bir biçimde karşılamalısınız. Yani bir iktidar var karşımızda. Öyle bir iktidar ki yani yangın olur ormanı söndüremez. Kış kar basar yolu açamaz. Vatandaşına elektrik veremez. Sanayicisine doğal gaz veremez. Pandemi olur maske dağıtamaz. Ya siz ne yapıyorsunuz ki? Yani iktidarda olduğunuz için bunları yapmak sizin göreviniz. Siz bunları yapamıyorsunuz. Asgari ölçüde insanların hayatını idame ettirecek malzemeyi ya da ürünü bir biçimde vatandaşınıza ulaştıramıyorsunuz. Yani bu noktada siz iktidar değilsiniz. İktidar demek halkın sorunlarını çözüme kavuşturmak demektir. Siz sorun çözmüyor, sorunların böyle bir yumak haline getiriyorsunuz ve sorunların kaynağı haline geldiniz. Dolayısıyla iktidar olma özelliğini kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Hakikaten merak ediyorum yani ne yapıyorlar bunlar bizim için? Ha, beşli çete için yapıyorlar yaptıklarını, bu enerji için ellerinden gelen her şeyi yaptılar özelleştirmeler sırasında. İsparta'da diyorlar ki ana akım hatları devrildi. Ya bu ülkede fırtına mı çıktı?
Yani tufan mı oldu, ne oldu? O ana hatlar nasıl devrildi? Madem bu kadar devrilecek kadar yıpranmıştı, neden bunların kontrollerini yapmadınız? Hadi devrildi, neden kontrollerini yapmadınız? Ha, para almaya gelince tıkır tıkır alıyorlar. Elektriğinizi iki gün geç ödeyince parasını gelip küt diye kesiyorlar. Yetmiyor, bir de o açma kapama bedeli alıyorlar sizden. Ama kendi yapmaları gereken işi, beni enerjisiz bırakmama işini yerine getirmiyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığınızda iktidarın tam bir savrulma halinde olduğunu görüyorsunuz. Tam bir beceriksizliğin timsali haline geldiğini görüyorsunuz. Sorun çözen değil, sorun yaratan bir duruma düştüğünü, savrulduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla buradan çıkış sadece seçimdir. Başka bir çıkışı da yok zaten. Ya o kadar anlamsız işler yapıyorlar ki, dün bizim KRT bültenimizde bir haber vardı. Orman Bakanlığı yangınlarla etkin mücadele yapabilmek için ne yapmış? Havacılık dairesi kurmuş. Yani Havacılık Dairesi Orman Bakanlığı bünyesinde, ve bu haberi biz izleyicilerimizle paylaştık. Şimdi CHP'li milletvekili, Muğla milletvekili bir paylaşım yapmış. Diyor ki, yani o oldukça enteresan. 2021'de orman yangınlarıyla olan mücadele için ayrılan pay bütçeden 8.1 milyar TL. 2022'ye geldiğinizde 5.4 milyar TL'ye indirilmiş bu. Ne oldu? Yangınlarla pazarlık mı ettiniz? Az mı çıkacak yangın? Neden bu mücadeleyi sürdürürken, sürdürülmesi gereken bir mücadele olabileceği herkes tarafından öngörülürken bunun için ayrılan parayı düşürüyorsunuz? Neden? Ormanların yanması hoşunuza mı gidiyor? Elbette gitmemesi lazım diye düşünüyorum. O halde bu mücadele için gereken parayı niye düşürdünüz? Ondan sonra da milletin gözünü boyamak için kalkıyorsunuz. Havacılık Dairesi başkanlığı diye bir yer ihdas ediyorsunuz. Ha, niye oraya bir takım yandaşlar atacaksınız? Yine ballı maaşlar vereceksiniz. Bir genel müdür olacak ya da daire başkanı olacak. Onun altında bir kadrosu olacak vesaire vesaire. Ama işin gerçeğine baktığınızda mücadele için ayrılan, orman yangınlarının mücadelesi için ayrılan bedeli düşürüyorsunuz. Ödeneği düşürüyorsunuz. Bunu hiçbir biçimde anlatamazsınız. Mantıklı bir izahı da yok bunun. Öbür tarafta Isparta'ya bakıyorsunuz. Belediye başkanı afetler için ayırmış 1 milyon lira. Kendi tanıtımı için ayırmış 4,5 milyon lira. Ya Allah'ınızdan korkun ya. Hakikaten Allah'ınızdan korkun. Tanıdık seni. Yani gerçekten iyi tanıdık belediye başkanını. 4,5 milyon liralık tanıtım yapmasına da gerek yokmuş. İşte bir hat devrildi. 2 gram kar yağdı. Yolları açamadı. Tanıdık. Belediye başkanını tanıdık. O 4,5 milyon lirayı niye ayırıyorsunuz be kardeşim? Vatandaşın yani başka hiçbir şeye ihtiyacı yok mu? Öbür taraftan bakıyorsunuz, memur sen bir açıklama yapıyor. 3.800 lira bir 3 kişilik bir 4 kişilik bir aile için yeterlidir diyor. Yani otursan geçin. Yani altında o lüks arabalarla dolaşırken bunu düşünmek kolay tabii ki. Buyursan geçin bakalım. 3 kişilik 4 kişilik bir aile 3.800 lira yetiyor mu? Yetmiyor mu? Yetmesi mümkün değil. Neden bu açıklamayı yapıyorsun? Bunları anlamak mümkün değil. Ha, üye sayısına bakıyorsun, oldukça yüksek. Memurları da anlamak mümkün değil. Ya seni açlığa mahkum eden bir sendikanın neden peşinde gidersin, neden üye olursun? Bunu da anlamak mümkün değil. Yani ben en azından ben anlayamıyorum belki. Yani dolayısıyla sıkıntı her yerde var. Her yerde var ve bu sıkıntıların çözümüne ilişkin iktidardan gelen en ufak bir olumlu sinyal yok. Ancak bu tip durumlarda, demokrasilerde olması gereken de bir seçimdir. Seçim geldiğinde vatandaş kararını sandıkta verecektir zaten. Evet. Şimdi 4 gün boyunca karanlıkta kalan bir şehir Isparta. Isparta'da elektrik kesintisi günlerce sürünce bu özelleştirmeler de haliyle gündeme geldi. Türkiye'de elektrik dağıtım tamamen özel. Ama baktığımızda da halk bir şekilde problemle karşılaşıyor. İşte Isparta karşımızda bir örnek. Özelleştirmeden peki kim faydalanıyor? Bu özelleştirmeler kime yaradı? Yani özelleştirmelerden kime özelleştirmeler kime yaradı? Bir, özelleştirmeyi alanlar, alan firmalara yaradı. Firmalara ve onun kimse ortaklarına yaradı bu iş.
yaramadığı çok açık olan bir kesim var, o da yurttaş. Yani 84 milyon işine yaramadı bu. Isparta en açık örneği geldiğimizde. Şimdi Elektrik Mühendisler Odası'nın bir uyarısı var, çok ciddi bir uyarı. Memleket olarak, Türkiye olarak Isparta'ya dönebiliriz diyor. Yani bir başka bölgede yarın bir başka şirket böylesine yarın denetimsiz, hiçbir biçimde kontrol edilmeyen firmaların başımıza neler açabileceğini Isparta örneğinde gördük. Diğer firmalar bundan daha mı farklı çalışıyor? Hayır, değil. Hepsi aynı kafada, aynı yüksek faturaların bedelinde koşan insanlar. Yarayan belli şirketler ve onların ortakları, yaramayan da 84 milyonluk vatandaş. Onlara yaramadı, bize yaramadı bu iş. Ya yüksek faturalar ödüyoruz, onları ödüyoruz, ona rağmen enerji alamıyoruz. Elektrik Mühendisler Odası'nın uyarısına çok dikkat etmek gerekir. Kıymetli bir uyarı. Yani kimse yetkili, bunları denetleyecek olan kimse, hani çay dağıtan bakanın bakanlığıdır herhalde. Ya Isparta'ya gitmiş adam 4 gündür karanlıktayım, üşüyorum, çoluğum çocuğum diyor. Al da çay iç diyor. Şimdi ya çay fırlatırlar milletin kafasına, ya da böyle gittikleri yerlerde çay ikram etmeye kalkarlar. Yani bir de helal edin. Böyle bir muhabbetimiz var. Helal edin. Ya Çorlu tren kazası olur, helal edin. İşte bilmem nerede bilmem ne yangını olur, hakkınızı helal edin. Orada başka bir şey olur, helal edin. Elektrik veremezseniz helal edin. Ya millete helal edecek hak kalmadı artık. Bir kere bunu bilin. Ben helal etmiyorum en azından. Kendi adıma ne düşüyorsa bir kuruşum bile helal etmiyorum. Haram, zehir, zıkkım olsun kime gidiyorsa. Hiç umurumda değil. Ama bu millete helal olsun söylemi de artık yeter. 4 gün elektrik verememişsin. 5. gün yarım yamalak vermişsin. Sadece merkezde verebilmişsin. Kırsal hala dün sıkıntı çekiyordu. Sen kalkıyorsun, helal et hakkınızı. Birkaç gün enerjisiz bıraktık sizi. Ya Isparta'da yaşamadım, o sıkıntıyı da çekmedim. Ama öbür tarafta faturaları ödeyen bir yurttaşım. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ha, kim ediyorsa da eder. O da beni ilgilendirmiyor zaten. Ama geldiğimiz yer, özelleştirmeden faydalananlar, karlı çıkanlar bellidir. Zararlı çıkanlar da bellidir Ebru. Evet, dün Isparta valisi de koronavirüs olduğu gerekçesiyle geçici olarak görevden alındı ve yerine bir vekil atandığı ifade edildi. Şimdi muhalefetten fatura valiye kesildi diye yorumlar var. Nasıl yorumladınız? Bir tesadüf müdür? Elbette tesadüf değil. Yani kabak valinin başına patlamış, öyle anlaşılıyor. Yani şimdi her korona olanı geçmişte örnekleri oldu. Ankara'sı, İstanbul'u, sanıyorum İzmir valisi ya da farklı şehirlerdeki valilerde. Korona oldu. Hangi valiyi görevden aldınız ki? Ya da yerine Ankara'dan birisini atadınız ki? Böyle bir şey söz konusu değil. Bakanlar, korona olan bakanlar vardı. Onların yerine bakan mı atadınız? Hayır, yok. Yani demek ki bu işin öyle koronavirüsle falan filan alakası yok. Covid'le alakası yok. Bu iş bana şey hatırlattı, metal yorgunluğunu hatırlattı. Metal yorgunluğu ne demek yani? Hani ona ne kadar inanmadıysak buna da inanmamız mümkün değil elbette. Covid bu işin işte bir gerekçesi. Aklımızla kimse alay etmesin. Bu işin Covid'le falan alakalı olmadığını herkes biliyor. Hiç değilse yani bir şey söyleyin de hani olmayacak duaya amin dedirtmeyin bize. Ya böyle bir gerekçe söylüyorsunuz, hepimizin de inanmamızı bekliyorsunuz. Ya niye inanayım? Bu böyle bir gerekçe olamaz çünkü. Kabak valinin başına patlamış. Valinin sorumluluğu vardır yoktur, o işin ayrı tartışma konusu. Ama bu işin öbür tarafa baktığınızda yani bakanın orada bir tek saat durmaması lazım. 4 gün sonra olay yerine gideceksin. Gittiğin zaman da helal edin, hakkınızı al, sana çay vereyim diyeceksin. Bu bakanın orada 1 dakika durmaması lazım. Bunların örneklerini çok yaşadık. Ama herkes görevinde. Fakat bir kurban seçiliyor. Onun işte görevler alıyorlar vesaire, işte bir şey yapıyorlar. Ama onun yerine de bir başkasını atıyorlar. Ha, gelen ne yapacak? Hepsi aynı havuzdan geldiği için gelenin de yapabileceği çok fazla bir şey yok. Belli çünkü yapılacak işler. Tek adam rejimi. Bir yerden talimat gelmeden kıllarını kıpırdatmıyorlar. İnisiyatif alabilen bürokrat yok denecek kadar az. İnisiyatif alan da zaten inisiyatif aldığı için, bunu düşünebildiği için görevden anında alınıyor. Böyle bir karmaşadır, kaostur, sürüklenip gidiyoruz. Ama son söz bu konuda koronayla ya da işte Covid'le alakalı bir durum yok.
Bir de şöyle bir durum var, yani devletin geleneğidir, temayüldür bu. Eğer oradaki insanda bir rahatsızlık varsa, hastalanmışsa yardımcısı bakar, en kıdemli vali yardımcısı vekalet eder valiye. Böyle bir şey de yapmamışsınız. Hem oradaki vali yardımcılarını ezmiş geçmişsiniz, siz bu işi beceremezsiniz diye. Hem valiyi ezmiş geçmişsiniz, Ankara'dan da birisini göndermişsiniz. Bu gerekçe olarak da Covid diyorsunuz. Kimse artık kargalar bile gülmüyor Ebru. Evet, şimdi yaklaşık bir dakikamız falan var Sayın Dükel, ama şunu da sormak isterim. Yani bir bakan gitti, evet, ama 4 günün sonunda gitti Isparta'ya, ama İstanbul'da kar yağışı olduğunda 3 bakan birden İstanbul'a geldi. Buradaki farkı nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü mevzu bahis 4 gün boyunca karanlıkta kalmış bir şehir. Yani orada işte gittikleri yer de önemli tabii ki. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na indiler. Onu da burada bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Yani büyük şaşalarla, inanılmaz paralarla açtıkları, kurdukları havalanına inemediler. Ama yıkmaya çalıştıkları, yıktıkları, hatta pisliğini tahrip ettikleri havalanına inmek zorunda kaldılar. 3 saatte gittiler, evet. Isparta, yani işte İstanbul olunca tabii ki orada belediye başkanı var. Kim? CHP'li bir belediye başkanı. Millet İttifakı'nın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı. Orada valiyi de yanınıza alacaksınız. Bir fotoğraf vereceksiniz. Belediye başkanını yok sayacaksınız. Hükümet olarak biz çözdük diyeceksiniz. Öbür tarafa gitmenizin bir anlamı yok. Çünkü belediye başkanı sizden. Vali zaten siz atamışsınız. Oraya gidip bir rekabet ortamı oluşturacak, işte onlar yapamadı, biz yaptık diyebilecek bir durumunuz söz konusu değil. Böyle bir algıyı orada yaşatmanız da söz konusu değil. Kendi kendisiyle rekabet eden bir iktidar olamaz zaten. Ama İstanbul'un öyle bir özelliği vardı. Farkı oydu. Hemen müdahale ettiler ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne kadar başarısız. İşte onlar bakın, o işte balık yerken biz yollarınızı açıyorduk algısını orada oluşturmak ve bu algıyı yandaş medya üzerinden köpürmesini sağlamak amacıyla hemen oraya gittiler. Ama öbür tarafa gitmediler. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gerekçeleri yoktu. Böyle bir algı yapamazlardı. Onun için orayı kendi haline bıraktılar, Isparta'yı. Bakalım Ispartalılar ne yapacak? Onu da söylemek lazım. %68 oy Cumhur İttifakı'na vermişlerdi. %70 civarında bir oy vardı. Bakalım önümüzdeki seçim ne yapacaklar? Hani bu ayaz geçer, bu soğuklar geçer ama kurt yediği ayazı unutmaz diye bir söz vardır. Bakalım Ispartalılar hakikaten ayazı yediler. Hakikaten ayazı yediler. Yani atasözü orada vücut buldu. Bakalım unutacaklar mı, unutmayacaklar mı? Gerçekten merak ediyorum. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, haber.